Merhaba efendim. Sizi 1915 yılının Çanakkale'sine götüreceğim. Dünyanın nefesini tutarak izlediği Çanakkale. İslam dünyasının acaba ne olacak? Acaba Haçlılar hilafet merkezini ele geçirebilecekler mi? Halifeliği ortadan kaldırabilecekler mi diye nefeslerini tuttuğu, heyecanla baktığı bir coğrafya. Haçlı'nın İstanbul'un fethinin intikamını almak üzere gidiyoruz. Acaba ne olacak? Acaba Türkler, Osmanlılar kaçacak? Nereye gidecekler? Hangi deliğe kaçacaklar? İstanbul'u nasıl heyecanlı alacağız diyerek nefesten tutarak baktıkları bir coğrafyaya geldi. Burası Çanakkale. Şu içinde bulunduğumuz yer Kilitbahir. Denizin kilidinin olduğu bir yer. Hazır yeri gelmişken Çanakkale coğrafyasını birazcık sizlere tarif etmek istiyorum. Efendim, Ege Denizi'ni Marmara Denizi'ne bağlayan bir boğazdan bahsediyoruz. Tarih boyunca çok önemli olmuş bu boğaz. Ege Denizi'nin girişinde kuzeyde Settülbahir, güneyde Kumkale giriş olmak üzere içinde bulunduğumuz şu Kilitbahir'in önünden geçmek suretiyle ve Marmara çıkışında da Gelibolu, Lapseki arasında Marmara Denizi'ne açılmak üzere takribi 75 kilometrelik bir boğaz. Bu boğazın batı ve kuzey tarafında ise Gelibolu Yarımadası yer almakta. Gelibolu Yarımadası Saros Körfezi'nden başlayarak ta Settülbahir burnuna kadar yer yer 7-8 kilometreden, 10 kilometreden 20 kilometreye kadar genişliği olan ve Settülbahir burnunda da Ege Denizi'nde sonlanan takribi 90 kilometre uzunluğunda bir yarımada. Marmara Denizi ile Ege Denizi'ni bağlayan Çanakkale Boğazı'nın doğu ve güney kıyısında ise Çanakkale'nin il merkezi var. Daha da ilerilerde Karanlık Liman dediğimiz bir yer var, boğazın kenarı. Kumkale, Beşike kıyıları ve daha sonra da Çanakkale ile Balıkesir arasındaki Edremit Körfezi'ne dönen bir burun var. 1915 yılındaki o muazzam savaş, o büyük mücadele, işte bu bahsettiğim coğrafya içinde yapılmış olan bir mücadeledir. Bu mücadelede tarihin klasik savaşlar dönemini geri bırakıp modern silahlarla yapılan modern savaşlar dönemine geçtiği bir zaman dilimidir 1915. Kısaca bahsedecek olursam, Çanakkale ilk modern silahların kullanılmaya başlandığı bir mahaldir, bir savaştır. Söz gelimi, uçaklar daha yeni icat edilmiş. Belki birkaç yerde savaş aracı olarak, bombardıman aracı olarak kullanılmış ama topyekün bir mücadelede bir ordunun havada kullanmak üzere getirdiği ilk uçaklar ilk defa yoğun olarak burada kullanılmıştır. Denizaltılar da öyle. Yeni icat edilmiştir ama burada savaşın kaderini değiştirecek olan büyük atılımların yapıldığı yer denizaltılar bakımından Çanakkale'dir, Çanakkale Boğazı'dır.
İlk defa uçak gemileri buraya getirilmiştir. İlk defa uçak savar burada kullanılmıştır. İlk defa tank burada kullanılmıştır. İlk defa havada, karada, denizde ve deniz altında komplike bir organizasyonla yapılan savaşlar tarihinde ilk defa burada kullanılmıştır. Ve ilk defa denizcilik tarihinde çok büyük bir armada, üzerinde 500 küsür top taşıyan bir armada ve silahlarını denemek üzere gelmiş olan bir armada, işte burada bir araya gelmiş ve Mehmetçiğin bağrına ateş kusmuştur. Bir yıla yakın bir zaman dilimi içinde. Biz Çanakkale savaşlarını niçin yapıldığını, hangi milletlerin bu savaşlara katıldığını birazcık irdelemek, bunun için de birazcık tarih bilgimizi tazelemek ihtiyacı vardır. Çanakkale savaşlarında İtilaf Devletleri Topluluğu ile İttifak Devletleri Topluluğu savaşmıştır. Kimdir İtilaf Devletleri? Başta İngiltere, Fransa ve kuzeyde de Rusya. İngiltere ve Fransa, kuzeyde Türkiye ile Osmanlı ile parçalanmış olan bir coğrafyanın kuzeyinde, bunlar bir araya gelmişler, İtilaf Devletleri denilmiş. Bunların karşısında da İttifak Devletleri var. Başta Almanya, Avusturya, daha sonra da biz savaşa girmişiz ve İttifak Devletleri olarak ilk kapışmamız işte bu coğrafyada olmuştur. Şimdi İtilaf Devletleri dediğimiz İngiltere ve Fransa'nın geçmişini birazcık irdelememiz gerekiyor. Bu savaşın asıl sebebini anlayabilmek, tarafların gücünü anlayabilmek için. Muhterem izleyicilerim, İngiltere ve Fransa 1915 yılına gelindiğinde, 1914 yılına gelindiğinde daha doğrusu, sanayi devrimlerini tamamlamışlar. Fabrikasyon üretimlere geçmişler. Silah ve teknoloji bakımından dünyada lider konumuna gelmişler. Özellikle İngiltere donanma, deniz gücü bakımından dünyada eşi emsali bulunmayan ve toprak büyüklüğü itibariyle de güneşin batmadığı bir imparatorluk olarak anılan bir konumdaydı. Niçin güçlendiler? Bu sermayeleri nereden aldılar? Birazcık bunu irdelememiz gerekiyor. Batı, İngiltere ve Fransa, tabii ki Hollanda, tabii ki İspanya, tabii ki Portekiz, 1500-1600'lü yıllarda Akdeniz'e giremedikleri için, çünkü Akdeniz'de Osmanlı vardır, Barbaros Hayrettin Paşa vardır, Barbaros'un yetiştirdiği kaptanı deryalar vardır, Akdeniz'e gelip yağmacılık yapamamaktadırlar, vurkaçlarını yapamamaktadırlar. Zaten bunların işleri güçleri yağmadır, korsanlıktır, vurkaçtır, efendim katliamdır. O yıllarda dünyanın sülh ve sükûnünü sağlayan Osmanlı onları Akdeniz'e sokmamaktadır. Onların katliamlarına engel olmaktadır. Bu sefer Akdeniz'e giremediklerinden dolayı Atlas Okyanusu'na açılmışlar. Atlas Okyanusu'nda gezerken Amerika'yı keşfetmişler. Amerika kıyılarında vurkaç taktiğiyle servetler elde etmişler. Milyonlarca Kızılderili'yi katletmişler. Kızılderililerin sermayesini, servetlerini yağmalamışlar. Afrika'nın kıyılarına gitmişler. Siyahi Müslümanları katletmişler. Eli silah tutan veyahut da eli iş tutan Müslümanları, zencileri köleleştirerek
Avrupa'ya ve Amerika'ya pazarlamışlar, servetler kazanmışlar. Zayıflarını, hastalarını, kadınlarını ve çocuklarını ise katliama uğratmışlar. Ne kadar servetleri varsa yağmalamışlar. Bugün Afrika ülkesindeki bu Müslüman zenciler açlık çekiyorlarsa, işte bunun evveliyatında, öncesinde servetlerinin yağmalanmışlığı var. Yeraltı servetlerinin, yerüstü servetlerinin ve insan servetlerinin. Ümit burnunu dolaşan bu Avrupalılar Hint Okyanusu'na girmişler. Kızıldeniz'e girmişler. Ne kadar Müslüman beldesi varsa Hindistan'da, o taraflarda, Hint Okyanusu'nun kenarlarında buraları yağmalamışlar. Ve bütün bu servetleri biriktirip Avrupa'ya transfer ettiler. Bu yağmacılıkları 1800'lü yıllara kadar devam etti muhterem izleyicilerim. Ve 1800'lü yıllara gelindiğinde Osmanlı'nın zayıflamasından da istifade ederek dünyadaki ne kadar Müslüman ülke varsa birçoğunu sömürgeleştirdiler. Afrika'nın tamamını pençeleri altına aldılar. İngilizler, Fransızlar. Asya'da, Hindistan'da, Pakistan'da, Afganistan'da, Uzak Doğu'da ne kadar zenginlik varsa bunları ele geçirdiler, sömürdüler ve batıya transfer ettiler. Neticede silahlanmış, donanmasını kurmuş, imalat sanayini kurmuş ve modern silahlar bakımından da dünyaya meydan okuyan bir konuma geldiler batıda. Bunlar bu kadar geniş coğrafyada İslam ülkelerini sömürürken bir de korkuları vardı. Gördüler ki Sultan Abdülaziz Han zamanında, Sultan Abdülhamid Han zamanında halifelik gerçekten İslam dünyası için çok etkili bir silah. Ve Osmanlı Sultanı halife bu silahı kullanma eğiliminde. Bir haber gönderdiği anda bütün bu İslam ülkelerindeki Müslümanlar ayaklanırsa, hep birlikten eyleme geçerlerse bunların güneş batmayan imparatorluklarının parçalanma ihtimali vardır. O halde yeni bir siyaset geliştirdiler. Bu siyasete göre halifeliği mümkünse kaldıralım, ortadan kaldıralım, müesseseyi ortadan kaldıralım, Osmanlı'nın elinden alalım. Çünkü Osmanlı gerçekten güçlü, tecrübeli, köklü bir devlet. Bu halifeliği rahatlıkla bu İslam dünyasında etkili bir şekilde kullanabilirler. Şayet halifeliği ortadan kaldıramazsak, bu takdirde de halifelik Kureyş'ten gelme olmaları sebebiyle Arap emirliklerinin hakkıdır diye çalışalım. Ve Osmanlı'nın elinden halifeliği alarak zayıf, güdümümüze alabileceğimiz, onları yönlendirebileceğimiz Arap emirliklerine verirsek halifelik de bizim konumumuzda olur. Dolayısıyla bu siyaseti benimsediler ve bu siyaset üzerine yürümeye başladılar. Her fırsatta halifelik Arapların hakkıdır, halifelik Kureyşlerin hakkıdır diye İslam dünyasından alimler buldular, fetvalar verdirdiler. Gazetelerde, basında bu konuyu işlettiler. Bunun karşısında da başta Sultan II. Abdülhamid Han olmak üzere bu tezlerini çürütebilmek için çeşitli faaliyetlerde bulundu Osmanlı hükümdarları. Ve İngiltere ve Fransa, onlara anlatıyoruz. İşte bu İslam dünyasının sömürülmesi neticesinde elde ettikleri servetleri silaha dönüştürmüşler ve güçlü bir blok haline gelmişlerdi.
bu halifeliği biz siyasetle kaldıramazsak silahla kaldıralım, hücum ederek kaldıralım diye siyasetler geliştirdiler ve fırsat kolluyorlardı. Gelelim Rusya'ya. İngiltere ve Fransa'yı İtilaf Devletleri kanadında İngiltere ve Fransa'yı anlattık. Rusya. Rusya bildiğiniz gibi hep kuzeyde yaşamış bir ülke. Rusya kendi devletinin büyüyebilmesi, dünyada İngiltere ve Fransa'nın yaptığı gibi sömürgeler elde edebilmesi için denizlere inmesi gerekiyor. Bu denizler hangi denizler? Başta Karadeniz, Ege Denizi, Akdeniz. Bu denizlere inebilmek için tarihi süreçte hep önündeki engel olarak gördükleri Osmanlı'yı aşabilmek için çabalamışlardır. Söz gelimi Balkanlarda Slav ırkını kullanarak Bulgarları, onun yanındaki Hırvatları, Sırpları kullanarak buradan Balkanlar üzerinden, Adriyatik üzerinden Akdeniz'e inebilme hesapları yapmışlardır. Ege Denizi'ne inebilme hesapları yapmışlardır. Zaman zaman harekete de geçmişlerdir. İşte 93 Savaşı dediğimiz 1877 Osmanlı-Rus Savaşı bu cümleden çıkmıştır. Bu mantıkla çıkarılmıştır. Buradan zorlayıp geçemeyince bu sefer doğuyu kullanmaya başlamıştır. Osmanlı'nın doğusunu. Ne var Osmanlı'nın doğusunda? Başta Ermeniler var. Ermenileri kışkırtarak, Ermenileri Kürtlerle birbirine düşürerek, Ermenileri Türklerle birbirine düşürerek, Ermenileri destekleyerek Kafkaslar üzerinden, Ermenistan üzerinden İskenderun Körfezi'ne sarkma hesapları yapmışlardır. Bu yolda da çok büyük çabalar harcamışlardır. Ve fakat Rusya sanayi devrimini tamamlamış batıda son Çanakkale Savaşı'ndan biraz önce 1800'lü yılların son çeyreğinde bir doktrin ortaya atılmıştır. Marx ve Engels'in yapmış olduğu bu doktrin işçi sınıfının üretimden daha fazla pay alması, emeğin daha fazla pay alması, hatta özel mülkiyetin kaldırılarak herkesin eşit pay alması esasına dayanan sosyalist doktrini ortaya atmışlardı. Rusya içindeki çok miktarda işçi ve çiftçinin Marx'ın bu doktrini benimsemeleri, bu yönde örgütlenmeleri sebebiyle gittikçe güçlendiklerini ve Çarlık Rusya'yı sarsmaya başladığını görüyoruz. Rusya sanayi devrimini tam tamamlayamamış. İnsan gücü bakımından fevkalade güçlü, asker bakımından güçlü. Ama silah ve teknoloji bakımından batıya muhtaç. Düşünün, batıda silah ve teknoloji devrimini tamamlamış İngiltere ve Fransa'nın müttefiki Rusya. Rus çarı içerideki Bolşevik güçlenmelerini bastırabilmesi için silaha ihtiyacı var. Almanya'yla müttefik ittifak devletleriyle savaşa tutuşmuş olan bu iki blok arasında Almanya'yı arkadan sıkıştırabilmesi için silaha, teknolojiye ihtiyacı var. Ayrıca da elinde buğday stokları var. Batı'da ise buğday yok. Kıt buğday olan buğdaylar da ordunun emrine ayrıldığı için Batı'da açlık tehlikesi var. Buğday fiyatları fırlamış yukarıya doğru.
Doğuda buğday var müttefiklerin birisinde. Rusya'da buğday var. Batıda buğday yok. Batıda silah var. Doğuda silah yok. Peki bu transferler nerede gerçekleşecek? İngiltere ve Fransa'nın elindeki silahlar Çarlık Rusya'sına transfer edilecek ki iç ayaklanmayı bastırabilsin, Almanya'yı arkadan vurabilsin. Bu silahlar işte bu boğazlardan geçmek zorunda. Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı'ndan geçmek zorunda. Elindeki buğdaylar Rusya'nın batıya aktarılmak durumunda. Nereden aktarılacak? Yine şu boğazlardan aktarılacak. Boğazlar o gün dünyanın en kritik, en enteresan, en stratejik geçit yolu haline gelmiş idi. Biz ne anlatıyoruz? Çanakkale Savaşı'na giriş yapacağız da onun altyapısını anlatıyoruz. Çanakkale Savaşı'nın tarihten böyle birazcık gelerek iyi anlaşılması için çaba sarf ediyoruz. Geçelim ittifak devletlerine. Almanya başı çekiyordu. Teknolojik bakımından güçlenmiş. Ama İngiltere ve Fransa kadar sömürge bölgeleri yok. Kara ordusu çok muazzam güçlü. O da istiyordu sömürge bölgeleri elde edebilmek. O da istiyordu dünyadan pay almak. O da istiyordu sermayeleri Almanya'ya transfer etmek. Ama bunu İngiltere ve Fransa'ya düşman olarak yapabilmek için arkasında bir Osmanlı'nın olması gerekiyordu. Hatta daha uzak bir hesap yaparak Osmanlı ülkesini ilk etapta dostane ilişkiler kurarak arkasından Osmanlı'yı pasifize ederek Osmanlı coğrafyasını ele geçirmek, buradan atladıktan sonra da denizlere ulaşmak. Almanya'nın emeli de bu idi. İşte bu yolda dev adımlar atılmış idi. Sultan Abdülhamit Han zamanında Osmanlı ile dostane ilişkiler kuran Almanya, Osmanlı içinde birçok teknolojik projeye imzasını atmış, dostluk kurmak suretiyle bu teknolojik planlar, bu teknolojik imkanlarıyla dostluk kurmak suretiyle Osmanlı'yı ilk etapta yanına çekmeyi başarmış idi. Elbette bu politika Abdülhamit Han'ın da işine geliyordu. Neden? Batı'da güçlü bir İngiltere ve Fransa'ya karşı Almanya ile beraber olmak. Almanya ile onların terazilerini dengelemek. Ve boğazlar bu bakımdan da çok önemli hale geliyordu. Osmanlı ülkesi her iki devletin de direkt İngiltere ve Fransa'nın ilgi alanındaydı. Osmanlı'ya hasta adam diyorlardı. Osmanlı coğrafyasında bulunan petrol bölgeleri, Osmanlı coğrafyasında bulunan maden bölgeleri, Osmanlı coğrafyasında bulunan kritik madenler, ormanlar, sahiller, İpek Yolu, boğazlar ve Süveyş Kanalı gibi dünyaya hükmeden bu su geçit yollarını da ele geçirmek, bu şekilde Osmanlı'nın zenginliklerini batıya aktarmak. Savaşın çıkış sebeplerinden aslında birisi de budur. Osmanlı coğrafyasının bölüşülebilme hesaplarıdır. Bir tarafta Almanya, Avusturya, bir tarafta İngiltere ve Fransa ve 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı. İleriki bölümlerde neler olduğu hep beraber göreceğiz. Hoşça kalın.